Arkadaşlar merhabalar. Bugün Spatla da karşınızdayım. Spatlarla ilgili arkadaşlar öncelikle bir değerlendirmemizi yapalım. Bir kablomuzu bir gösterelim. Spatlarla ilgili nitelenme spatları diye başlığında ayırdık. A başlığı olarak diyebiliriz. B başlığı olarak da belirtme spatları diyebiliriz. Peki neleri göreceğiz belirtme spatları? İşaret, belgisel, soru, sayı. Şimdi geldiğim spatlar. Ön at demek, diğer adı ön at. Ve sana şunu söyleyeyim, bak ön at nasıl yazılıyor? Ayrı. Ha hocam, ön söz ayrı yazılmış. Ön alın ayrı, ön bilgi ayrı. Anlaştık mı? Peki hocam, bu ön at sıfat ne demek yani ön at? Niye ön at demiştir? Bak güzel kardeşim. Şimdi ben sana sıfatların temelini anlatacağım. Çok iyi dinle. Sana garanti veriyorum, burada kapacaksın konuyu. Bak, şimdi iki tane sözcüğüm var benim. Şöyle bir çizdim, bir çizdim. Buna ben ön diyorum, tamam mı? Ön. Hatta bunu şunu da farklı bir renkte yazayım. At diyorum. Ön at diyorum. Şimdi ben iki tane sözcük getireceğim. Önce bu at olan sözcüğe getireceğim. Şimdi bak. Peki at diyor. Yani isim. İsim olabilmesi için ne lazımdı? Mekmak ekine cevap vermeyecek. Mekmak eki ne cevap vermez. Ha hocam şöyle getirsem ben. Adam desem. Veya kazak getirsem. Şimdi bak bakalım. Bunu ismi koydum. Şimdi sıra geldi öne. Öne de ben renk, durum, şekil bildiren sözcüklerden birini getiriyorum. Bak şimdi. Renk. Mesela ne dedim? Yaşlı. Kazak. Nasıl kazak diyorum? Yeşil. Bak bakalım şimdi. Bunların hepsi isim miydi? İsimdi. Neden? Adammak, kazakmak olmuyor. Buranın isim olduğunu buldum. Peki ismin olan bu kazan rengi neymiş? Yeşil. Hocam sıfat değil mi? Evet. Ön olmadı mı? Evet. Burası ne oldu? Sıfat. Hocam bu adam isim değil mi? İsim. Peki bu adam nasıl bir adammış? Yaşlı bir adammış bu adam. Bak. Gördün mü? Adamın fiziki şeyine bakaraktan ben yaşlı olduğunu düşündüm. Burada da kaza yeşil dedim. Peki. Şöyle dersem mesela. Biber dersem, buraya hemen bir acı getirsem, bak, biberin acı olduğunu ben gördün mü? Fark ettirdim sana. Ha hocam, ön sözcük acı, yeşil, yaşlı oluyormuş. Bunun gibi sözcüklermiş. At dediğimiz ise hocam, biber, kazak, adam, makluk iki gelmeyen sözcüklermiş. Anlaştık mı güzel kardeşim? Bak, ön, at. Önüne at getir diyorum. Bu kadar. Anlaştık mı? Arkadaşlar, sıfat da zor değil. Bu giriş videosuydu. Artık şeyini kavramış oldum. Ana şeyini. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi artık gönül rahatlığıyla ben yeni bir konuya geçiş yapabilirim. Bu girişti. Şimdi geçiş yapma zamanı geldi. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.